En tehlikelisi de nedir? Toprakta aşırı kimya kullanılması. Yani birçok tarlaya gittik gördük. Pamuk, zeytin, zeytin bahçeleri, nar bahçeleri, limon bahçeleri, pamuk tarlası, yer fıstığı tarlası, birçok yere gittik. Oralarda birçok deneme çalışması yaptık. Vatandaş pamuğu ekmiş. Şimdi pamuğu tohumunu alıyor. Pamuk tohumunu veren firma pamuk tohumunun içerisine yabani bir bitki tohumu koyuyor. Bak. Çok üçkağıtçılık dönüyor. Karaot. Adam pamuk ekiyor tarlaya. Pamuktan çok karaot. Karaotu toplatmak için işçileri getiriyor, çalıştırıyor, topluyor. Hı hı. 15 gün sonra karaot tekrar pamuk tarlasını basıyor. Bir daha işçileri topluyor, getiriyor, toplatıyor. Bir daha. Parası niye gidiyor? Çöpe. Hı hı. Şimdi ben oradayken adam tarlasını karaot basmış. Nereden çıkıyor bu? Tohumun içinden çıkıyor. Yani adam pamuk tohumu veriyor. Arkası içinde bir de karaot tohumu katıyor. Ziraati, ekimi güçleştiriyor. Hı hı. Şimdi bu karaotu yok etmek için o tohum satan firma bir ilaç üretmiş. O ilacı alacaksın, tarlaya serpeceksin. Karaot öylece ölecek, yok olacak. Bak, tohum veriyor, pamuk tohumu veriyor veya yer fıstığı tohumu veriyor. İçinde karaot tohumu var. Hı. O tohumu yok etmek için de ilacı kendi üretiyor. Başka yerden alamıyorsun. O pamuğu yetiştirdin, organik olduğunu ispatlamak için de o tohumu satan firma yine şebeke gibi bir enstitü kurmuş. Organik sertifikası veriyor. Yani Türk köylüsü, işçisi, çiftçisi, ırgat gibi çalışıyor. Yahudi firması şebekeyi kurmuş, şebeke gibi. Her türlü vatandaşın boğazına sarılmış, ahtapot gibi. Hı. Tohumu mecbur alacaksın, kısırlaştırmış tohum. Bir dahaki seneye yok. Ya ekemiyorsun, tohum alamıyorsun. Kara ot koymuş içine. Onu temizletmek için sürekli eleman çalıştırıyorsun veya onun ilacını alıyorsun, yine bağlamış. Sertifika almak için onun en üstüne gidiyor vesaire vesaire. Devletin bu işe çözüm bulması lazım. Sadece karaotta değil. Yani tarımın her yönüyle hep dışarı bağımlı hale gelmişiz. Hı hı. Yıllar önce tarımda böyle güzel çalışmalar vardı ama sonra sekteye uğradı. Ben anlamadım niye sekteye uğradı. Yarım kaldı. İşler bir türlü rayına girmedi. İnşallah düzelir.